BRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sevgili izleyenler, ben Elif Erdoğdu. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz dedi. Bizleri bu yılda Ramazan'a ve bayrama ulaştıran Yüce Mevla'dan cümle ümmeti Muhammed ve insanlıkla birlikte hepimizi daha nice mübarek aylara ve günlere eriştirmesini temenni ediyorum. Maalesef geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda bayramı mahzun yaşıyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayını yakınlarımızla, dostlarımızla mesafeli bir şekilde evimizde geçirmek mecburiyetinde kaldık. Bayrama da aynı şekilde girdik. Canlı bağlantıyla şu anda birlikte olduğumuz teşkilat mensuplarımız ile bizleri televizyonları başında ve sosyal medya platformlarında takip eden tüm vatandaşlarımız aracılığıyla milletimizin her bir ferdine salgın sürecinde yaptıkları fedakarlıklar ve gösterdikleri sabır için şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun. Yaptığımız özverilerin karşılığını vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. İnşallah tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği 2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin, özellikle de kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık. Başvurmayacağız. Bununla kalmıyor, aldığımız tedbirleri de vatandaşlarımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla, en az kayıpla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz. Sanayi üretimi ve ihracat rakamları her ay yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. İsrail ordusu Ramazan bayramında da Gazze şeridini vurmaya devam ediyor. 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail saldırılarında 10 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze şeridinde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 119'a yükseldi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.
Birleşmiş Milletler, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin ve 24 okulun büyük hasar gördüğünü, 200'den fazla yerleşim konutunun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımladı. Pakdemirli mesajında Türk çiftçisinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız dedi. Kıymetli çiftçilerimiz, sizin ellerinizde yoğruldu bu bereketli topraklar. Sizinle hayat buldu tarlaya düşen her bir tohum. Durmadınız, çalıştınız. Emeklerinizi alın terinizle harmanladınız. Bu aziz milletin köklü ve asil tarihinde daima sizlerinizle oldu. Siz ektiniz, biz doyduk bu zor günlerde. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi nasırlı ellerinizle harmanladınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklara can suyu oldunuz. Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız. Bundan sonra da güçlü ve güzel yarınlarımız sizlerin eseri olacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü tebrik ediyor, Ramazan bayramımızı gönülden kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde tarım ve gıdanın insanlık için en önemli sektör olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Ne yazık ki ülkemiz çiftçileri bugünü de sorunlarla karşıladı. 22 ilde yoğun hissedilen kuraklık ciddi ürün kayıplarına neden oluyor. Bazı bölgelerde meydana gelen dolu ve don nedeniyle bahçeler zarar gördü. Çiftçilerimiz ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi'nin uyguladığı tarım politikaları nedeniyle borçlandı. 2 milyona yakın çiftçinin borcu var. Bankalara 137 milyar, Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer borçlarıyla 180 milyar çiftçi borçlu durumda. Bunun yanı sıra milli gelirin %1'inin her yıl çiftçiye verilmesi gerekirken 2006 yılından bu yana çiftçiye bu destek de sağlanmadı. Ürettiğinden para kazanamıyor çiftçi. Girdi fiyatları yüksek, ilacı, tohumu, gübresi, mazotu, yer altından çıkarılan suya ödediği elektrik parası nedeniyle ürettiği üründen para kazanamıyor. Bu nedenle giderek topraktan uzaklaşıyor. Ülkemizde 700 bine yakın çiftçi çiftçiliği bırakmış durumda. 2 milyonda borçlu çiftçi var. Dünya Çiftçi Günü'nde olsun, pandeminin tarımın stratejik bir alan olduğunu öğrettiği süreci iktidar doğru değerlendirsin, çiftçilerimize gerekli destek verilsin, toprakla tohumun buluşmasının yolu açılsın, borçların faizleri silinsin ve çiftçinin yüzü gülsün. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni tip koronavirüs salgını sürecinde çiftçilerin tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan üretmeye devam ettiğini söyledi. Bayraktar, Ramazan bayramından sonra buğday ve arpada müdahale alım fiyatlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatlar dünyada belirlenen hububat fiyatlarının altında kalmamalıdır ve çiftçilerimizi memnun edecek seviyede olmalıdır dedi. Pandeminin başından bu yana sofralarımızda gıda eksik olmuyorsa bu onların sayesinde. Çünkü çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor. O nedenle her zaman tekrarlamaktan gurur duyuyorum. Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Tarım ve gıda sektörü durursa hayat durur. İşte fedakar çiftçilerimiz hayat durmasın diye uğraştı, didindi ve gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmedi. Biz Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak çiftçimizin her zaman hizmetindeyiz, her koşulda yanındayız. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler diye onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.
Her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte çiftçilerimizin karşılaştıkları her sorunda yanlarında olduk. Çiftçilerimiz tarlada çalışmaya devam edebilsin diye önemli adımlar attık. Pandemi dönemindeki yasaklardan çiftçilerimizin muaf tutulmalarını sağladık. Yeri gelmişken üretimin artması için çiftçilerimizin çözüme kavuşturulması gereken başlıca sorunlarını da yinelemek istiyorum. Gübre, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Bunun için girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Çiftçilerimizin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz yapılandırma sonrasında bile kredi borçlarının ödenmesi konusunda da büyük sıkıntı yaşamaktadır. Beklentimiz çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarıyla elektrik, sulama, bağkur primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeye yapılandırılmasıdır. Ayrıca bağkur primlerinde de indirime gidilmelidir. Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önüne bulundurularak artırılmalıdır. Çiftçilerimize ek destek verilmelidir. Dünyada gıda güvencesinin sağlanması için küçük aile işletmeleri destekleniyor. Ülkemizde de adeta tarımımızın sigortası olan küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Ve bugün ülke genelinde 22 ilimizde kuraklık yaşıyoruz. Kuraklıktan etkilenen bölgelerde üreticilere yönelik alınabilecek çözüm önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Tarımda ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz. Yeter ki ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilsin. Çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü kutluyor. Yılmadan azimle üreten bütün çiftçilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Karabük Valisi Fuat Gürel yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde vaka sayılarının belli bir rakamın altına düştüğünü ve Mayıs'ın 17'sine kadar daha da iyi duruma geleceklerini ifade etti. Karşılıklı desteklemeyle devletimizle ve bütün içerisinde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun bu tam kapanma sürecinde de vaka sayılarımız belli bir rakamın altına düştü. Dün itibariyle çok daha iyi bir duruma geldik. İnşallah bu 5-6 günlük süre içerisinde, 17'sine kadar olan süre içerisinde daha da aşağılara geleceğini ümit ediyoruz vaka sayılarımızda. Bunu sağladığımız süre içerisinde de inşallah pazartesi Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı kararlarla muhtemelen kontrollü bir normalleşme sürecine de girmiş olacağız. Bayramlar insanların bir araya geldiği, kardeşliğin pekiştiği çok önemli günler. Bu günlerde inşallah milletimiz huzur bulur. Karşılıklı etkileşim, küskünlüklerin giderilmesi adına güzel günlerimiz olur. Her anımıza bayram çıkıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sönük geçen bayram günlerinde evlerinden çıkmayarak kurallara uyan yaşlılar "Ah şu eski bayramlar" diyerek eski bayram günlerini anlattı. Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan görüntülerde eski zamanlarda yokluk yaşadıklarını belirten yaşlılar bayram günlerini heyecanla beklediklerini söyledi. Eski Ramazanlarda yokluk var idi. O zamanlar telefon yoktu, haberleşme yoktu. Sıcaklık, komşuluk daha fazlaydı. Ramazan sabaha kalkardık, çocuğum gitmiş. Bayrama giden giderdik, evde kalan kalırdı. Çocuğumla, çocuğumla ilgilenirdim. Hem büyükleri de. Biz 9 kardeşiydik. Kalkardık, gece yemek hazırlardık. Kesme makarna yapardık, gece yiyorduk. Sabahtan da sığırlarımız var idi, yale atardık üstüne. Bayram sabahı da çok seviyorduk. Çıkardık kapımızı, paçamızı süpürdük, mezarlığımız uzağıydı, gidiyorduk mezarlığa. Millet yürüme giderdi. Habil etti, ekliyeri boş geçmezdiler. Al, öyle perdi. Şimdi öyle bir şey yok. Akşama kadar oturalım, hayırdı. Kimse gel demez ya buradan da. Ama eski bayramlar iyiydi. Eski bayramla yok şimdi oğlum, eski Ramazan'la yok. Eski sevgiler vardı, eski güzellikler vardı, eski saygılar vardı.
Çocukla büyüklerini tanırdı. Ama bu bayramda da bir umut var ha. Yani inşallah bu bayramda düzenecek. Bizim çocukluk yıllarımızda Ramazanlar bugüne nazaran çok daha farklıydı. Eski Ramazanlarda bizi bahçelere, orman kenarlarına gönderirdiler. Orada kuru odun parçası, çalı yapardık. Annelerimiz, babalarımız gece sahurda kalktığında ev ateşi, ocak ateşi yakardılar ve yemek hazırlardılar. Çocukluğumda, gençliğimde camiye giderdik. Mezarları gider ziyaret ederdik. Zaten mezarları ziyaret etmek Ramazan çıktı mı bayramlarda meşhurdur. İşte çocuk günlerim. Şimdi o günlerle bu günler, o günlerdeki geçliğimi ara ayırım şimdi. Bayram sabahını beklemek bir heyecan. O sabahtan kalkarsın, kıyafetlerini giyer, gider. Bayramı kılar, çıktıktan sonra köyün dibinden girerdik. Yaşlıların ellerini öperdik. Bayramlarını kutlar, köyün baştan çıkardık. Üst kattaki komşu, alt kattaki komşu tanımıyor. Eskiden diyelim yan komşu fasulye pişirse öteki komşuya gönderdi. O sana, sen ona yollamakla 3-5 gece bir araya gelirdi. Bir bayram şeysi olurdu. Şu gördüğüm camiye kapıdan yukarı doğru karabuka dolu şimdi. Kar da yok biliyorsun. Kar nerede? Giderdik şeyleri, zenginlerin şişini akıda şekeri verirdik de bize. Bayılırdık, gidelim şeker almaya, mevlüt olmaya. Allah bizi sevgiden, şeyden ayırmasın. Çok iyiydik bak, Allah razı olsun. 9 kardeşiz ama. Şaka şaka oynamak, şey etmek. Ben burada da sıra geliyor oynayırım. Eski Ramazanlar yok. Bugünkü Ramazanlar da eskiyi tutmaz. Kendimizi kollamamız lazım. Kendimizi bu virüsten uzak tutmamız lazım. Bayramımız mübarek olsun. Gel gidelim. Niye gelin? Telefonla da ararız. Kompas, en iyi yemeğimiz kompastaydı. Kabarcuğuydu, pideydi. Yufkada binde bir zenginle. Bir hamsını birini suya koydum. Birini haşlardım. Biraz da şehriye çorbası. Ha öyle çocuklarıma bakmışım. Yoksulluk çoğuydu. Ya virüsün silahı yok. Ama bir şey yapabilir mi? Yok. Cenab-ı Allah ona dur diyecek inşallah. Bu bayramdayız. Herkes evde dışarı çıkma yok. Giri çıkma yok. Bu işten inşallah en kısa zamanda kurtulalım. Bütün sıkıntılarımızı Cenab-ı Hak tepeylesin. Hayırlı bayramlar cümlemize nasip etsin. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin bayramını kutlarım. Hayırlı Ramazanlar. Cümlemizi hayırlı bayramlar diyorum. Hayırlı bayramlar. Güzel zaman gülüyordum. Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı. Koronavirüs salgınına rağmen çiftçiler ekimlerine ara vermeden devam ederken Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeş tarafından 106 bölgede 320 dekar alanda yapılan çeltik ekimi başladı. Çeltik işçiliğinin en meşakkatli kısmı olan ekim eski usullerle yapılıyor. Hava sıcaklıklarının geceleri düşük olması nedeniyle çeltik ekiminin yeni başladığı Karabük'te çiftçiler Ramazan bayramında tarlalarında çalışarak geçiriyor. Bu yıl ilk tohumları toprak ve suyla buluşturduklarını kaydeden üretici Halit Gömeç, havaların geceleri soğuk geçmesine rağmen işlemlerin yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Şu anda traktör içinde bulatma yapıyor, havaları düzenliyor. Bir gün sonra da tavalara su vereceğiz. Tohum atacağız bir gün sonra. İşte periyotlar devam edecek. Arkasından bir 10-12 gün sonra ilaçlama derken. Soğuk gece... Yani aşağı yukarı 7 derecenin altına düştüğü zaman tohum çimleme yapamıyor. Tohum çürüyor. O bizi çok kötü etkiliyor. Tekrar tohumla mücadele başlıyor. Bu sene bizim 4 kardeş yaklaşık 320 dönüm arazide çeltik ekim yapıyoruz. Hasata Eylül ortalaması yahut da işte Eylül sonu gibi başlayacağız hasata. Ya işte her şey mevsime bağlı. Mevsim... Yani serin gitti mi sıkıntı oluyor pirinçte. Biraz da bizim bölge Karadeniz bölgesi illa da serin oluyor. O da etkiliyor tabii ki hasadı yani geciktiriyor. Verimde de sıkıntı oluyor yani verim oranında. Geçen sene bir önceki seneye göre biraz daha iyiydi. Bu sene de yani
Allah bilir. Allah ne nasip ederse. Tekara ortalama 600 kilo, işte 650 kilo öyle ürün bekliyoruz bu sene. Virüs de biz çalışma sahasında bizi etkilemedi de bizi en çok etkileme pazarlamada etkilendik. Yani Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de soğanda patateste nasıl gerekeni yaptı. Çeltik'te de TMO'ya el attı. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapacak. Allah razı olsun. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Safranbolu-İsentepe mahallesi Sunduk Caddesi üzerinde meydana geldi. Burakşehir İdaresi'ndeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra ters dönerek 3 katlı bir apartmanın bahçesine düştü. Gürültüyü duyan ve kazayı gören apartman sakinleri sürücünün yardımına koşarak ters dönen kamyonetten çıkarttı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sırasında balkonda oturan bazı vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Kaza sonrası evlerinden aşağıya inen vatandaşları ise polis ekipleri ceza yazılacağı yönünde uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi. Vinç yardımı ile kamyonet düştüğü yerden çıkarılırken trafik ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Karabük'te bulunan kent ormanında çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor. Edinilen bilgiye göre Şirin Evler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde bulunan kent ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Evet, tamam. Hortum boyu tamam. Yaklaşık 100 metre kare alanın zarar görmesine neden olan yangın soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken yangının ormanda yürüyüş yapan vatandaş tarafından atılan sigara izmariti sonrası çıktığı düşünülüyor. Karabük'te toprak altından çıkan su apartman sakinlerini tedirgin ederken binada çatlaklık meydana getirdi. 100. yıl mahallesi 1008 No'lu cadde üzerinde bulunan site içerisindeki apartmanın duvarında zeminden çıkan su nedeniyle çatlaklık meydana geldi. Kolonları çürütebilecek olan su nedeniyle tedirginlik yaşayan apartman sakinleri belediyeden gelecek yardımı bekliyor. Diğer apartmanların da zemine toprak altından sızarak biriken suyun nereden geldiğini bulmakta zorlanan vatandaşlar sorunun çözülmesini istiyor. Abi. Su çıkmaya başladı buradan. Binanın temeline gidiyor. Daha ileriden de çıkıyor. Üst taraftaki sitenin altından bir patlak var. Yoksa doğal yerden mi çıkan su bilmiyoruz. Belediyeyi aradık. Belediyeden geldiler. Buraya işte bir kepçe sokup kazdılar. Birkaç gün dursun bakalım dediler. Duruyor. Şimdi belediyeye tekrar bugün aradık ne olacak diye. Birkaç kere geldiler. Bizim yapacağımız bir şey yok. O üstteki sitedense üstteki site yapması lazım. Üstteki sitenin yöneticisine söylüyoruz. O da diyor ki benlik bir şey yok. Kazın. Eğer benlikse diyor masrafını ben çekerim diyor. Ama benlik olmayan şeyi hatta ben kazdırmam. Çatlama da var galiba, değil mi? Binada da çatlak var üstteki binada. Tahminimce daha yukarıdan geliyor ki alttaki binayı yerinden oynatmış. Belediye şu an bizim yapacağımız bir şey yok diyor ama bizde belediyeden başka sığınacağımız bir yer yok. Yani burada 8 tane üyeli bir apartmanın karşılayabileceği bir şey değil bu. Bu işe bir çare arıyoruz. Muhtarı arayıp söylüyoruz. Belediyeyi söylüyoruz. Şu an kimse yapacağımız bir şey yok diyor. Biz belediyeden buraya bakmasını, eğer bu binadan kaynaklanıyorsa masrafı bana yazsın. O binadan kaynaklanıyorsa ona yazsın. Bireysel olarak biz iki site anlaşıp bir şey yapamıyoruz. Ama alttaki site biz olduğumuz için olan suyu da biz çekiyoruz burada. O bina biraz yerinden oynamış herhalde. Arası açılmış. Oradakiler satılığa çıkartmış ama oynamış bir daireyi de kimse almaz sanırım.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in memleketi Devrek ilçesinde yapımına katkı sağladığı spor kompleksi geleceğin dünya yıldızlarını yetiştirecek. Tesisin Eylül ayındaki açılışına Mesut Özil'in de katılması bekleniyor. Devraldığımızda tesis kaderine terk edilmiş vaziyetteydi. Artık yani yapımı duruma değil, bitmiş artık, hiçbir şekilde geri dönülemez. Bina kaderine terk edilmiş, çürümeye terk edilmiş adeta. Tekrar biz ele aldık, projeyi daha da geliştirdik. Mesut Özil ile tekrar bir araya geldik. Onunla durumu anlattık. Bize ne kadar katkı sağlayabileceği üzerinde görüşmeler yaptık. Menajeri ve avukatıyla da bir araya geldik. Müzakerelerimiz sonucunda tekrar bize katkı sağlayabileceğini söyledi. Biz de devletteki hayırsever vatandaşlarımızın iştirakları, belediyemizin kaynakları ve Mesut Bey'in verdiği destekle tekrar projeyi daha da geliştirerek işte bir havuz ekledik. Basketbol sahası, antrenman sahası, odaların tekrar dizaynı, içinin tekrar dizaynı şekline getirdi. Şu anda son aşamaya doğru geliyoruz. Nasipse artık bina şekillenmeye başladı. Havuz ihalemiz yakında çıkacak. Havuzumuzla beraber kendimiz yapabileceğimiz, öz kaynaklarımızla yapabileceğimiz sosyal donat alanlarını gerçekleştirip tesisi Allah nasip ederse Eylül ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesut Bey de gelecek mi? Tabii açılışta yanımızda olacak. Zaten kendisi kontrol ediyor. Daha geçen gün kendi arkadaşlarını gönderdi. Onlar binada incelemeler yaptılar. Biz de esnafımızın katkısı, belediyemizin katkısı ve Mesut Bey'in de yeniden sağladığı destekle dediğimiz gibi nasip olursa bizim hedefimiz Eylül ayında hizmete bütün kompleksiyle açmayı düşünüyoruz. Tüm amacımız o. Çocuklarımızın artık hani spor yaparak büyüsünler. Birbirleriyle kaynaşarak büyüsünler. Evlerinde kapalı kalıyorlar. Sosyal medya ve sanal alemden başka bir uğraşları kalmıyor. İstiyoruz ki çocuklarımız burası işte futbol sahasıyla beraber bir araya gelmiş entegre bir tesis haline olsun. Kapalı spor salonu inşaatımız orada devam ediyor zaten. Onda da sona doğru yaklaşılıyor. Tamamen halkımızın ve çocuklarımızın, gençlerimizin kullanımı açacağımız belki de bu bölgede olmayan bir tesis olacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü, bir ev ve samanlık da küle döndü. Edinilen bilgiye göre Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören Köyü Demirci Mahallesi'nde bir gözü görmeyen ve evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demir'e ait evde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı. Ev ile birlikte yangın bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Patlamanın sesiyle evlerinden çıkan köylüler komşularının evinin yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Öte yandan çıkan yangında evde bulunan ve yalnız yaşayan bir gözünün görmediği 70 yaşındaki Hamdi Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Demir'in cenazesinin enkaz altından çıkartılacağı öğrenildi. Yangının ardından olay yerine gelen köylüler namaz kıldıkları sırada yangının çıktığını belirterek, yangının nasıl başladığını kimse bilmiyor. Evde bulunan piknik tüpünün patladığını duyduk. Sonra ev tutuşmuş. Ardından kendisi de tutuşmuş. Bu şekilde yangın büyümüş. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Çünkü amcamız tek başına yaşıyordu. Bizler de bugün cumaydı namaza gitmiştik. Olay böyle dedi. Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gökhan Kuru yönetimindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada otomobil hurda yığınına dönerken araç sürücüsü Gökhan Kuru, araçta yolcu olarak bulunan Yasin Demirel ve Mahsun Çekiç ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yasin Demirel'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bartın'da havaya ateş edilmesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi sopa ile iki kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki TC bayram bahanesiyle av tüfeğini alarak havaya ateş etti. Havaya ateş eden TC'ye aynı binada oturan 38 yaşındaki amcası AC duruma tepki gösterdi. Amca yeğen arasında başlayan tartışma diğer aile üyelerinin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Havaya ateş açan TC'ye sopa ile saldırılırken olaya müdahil olan 17 yaşındaki UC av tüfeğiyle kavga eden amca AC ve yeğeni TC'nin üzerine ateş açtı. Olaya karışan başka bir AC isimli şahıs da sopa ile yaralandı. Amca AC, yeğeni TC ve olaydaki diğer şahıs AÇ'de 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşan UÇ, jandarma ekiplerince 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak'ın 112 acil çağrı merkezi çalışanları binlerce çağrının içerisinde Ramazan bayramını yaşıyor. Arkadaşlar bayramımız kutlu olsun. Haydi bayramlar. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nca acil çağrıların tek merkeze toplanması amacıyla Zonguldak'ta 2 yıl önce hayata geçirilen 112 acil çağrı merkezi Ramazan bayramında da vatandaşların imdadına yetişiyor. Acil durumlarda birden çok numara aramak yerine vatandaşlara kolaylık sağlanması ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması amacıyla hayata geçen 112 acil çağrı merkezi Ramazan bayramında da yoğun mesai yapıyor. Çok sağ olun. Ailelerinden ayrı bayram geçiren merkez çalışanları ise vatandaşlara hizmet etmekten dolayı memnun olduklarını belirtirken çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlardan ise şikayetçi. Genelgede yayınlandığı halde yani vatandaşımız genelgeyi okumuyor. Okumayıp geliyorlar hani burayı arayıp soruyorlar. Yazdığı halde veya şöyle gereksiz çağrılar geliyor. Ekmek almaya gidebilir miyim? Markete gidebilir miyim? Genelgede yazıyor hani gidebilecekleri. Hastane için, hastaneye gitmeyle ilgili çağrılar geliyor. Aldığınız çağrıların yarısı gereksiz diyebilir miyiz gün içerisinde? Evet, aldığınız çağrıların yarısı gereksiz. Geceleri alkollü kişiler çok arıyor. Hani burayı... Burada çok hani münakaşa yaşıyoruz alkolü kişilerle. Bayramımızı kutladılar, iyi ki varsınız dediler. Bana öyle bir çağrı geldi hatta bugün. Arkadaşlarıma da gelmiş. Ben 500 küsürle kapattığımı biliyorum bir gün hani bu kapanmadan dolayı. Özellikle kapanmada daha fazla yoğun olur. Çünkü her şey için aranıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her soru için. Yani su bitti, kartımda su bitti veya işte... Çok hani yani aklına gelecek her türlü konu için aranıyoruz. Bayram namazı için bile arayan oluyor. Bayram namazı için bile aradılar evet. Biz gerekli bilgileri veriyoruz vatandaşımıza ama çok gereksiz çağrı alıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, mesai yapan çağrı merkezi personeline bayram dolayısıyla çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. Bir basın yoluyla, vatandaşlarımız basın yoluyla elde edebilecek konuları 112'yi arayaraktan bir meşguliyet sebep olunuyor. Tabii bu böyle olması sebebiyle acil olan durumlarda da bizi engellemiş oluyorlar. O yüzden biraz daha basında takip etmelerini, internet sitelerini, resmi internet sitelerini takip etmelerini rica ediyoruz. Böylelikle buradaki yoğunluğu bir şekilde azaltmış olacaklar. Biz de asıl görevimiz olan acil çağrılara müdahale etme konusunda daha aktif rol oynayacağız inşallah. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan akademisyen Berker Çiftçi, 471 metrekarelik arazide oluşturduğu tohum ambarında yetiştirerek çoğalttığı ata tohumlarını daha fazla yerde yetişmesi için ülkenin dört bir köşesine gönderiyor. Bakım poşeti içerisinde sakladığımız kara kabak, Bolu'da yani sakız kabağının yeşil olanına kara kabak da isimlendiriliyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi, 34 yaşındaki çiftçi, hobi amaçlı yaptığı ata tohumu üretimini 6 yıl önce dünyaya gelen çocuğuna ve gelecek nesillere sağlıklı besinler sunabilmek amacıyla yoğunlaştırdı.
Çiftçi Mengen ilçesinde 471 metrekarelik arazide oluşturduğu tohum ambarında Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin 67 ilinden gönüllülerin desteğiyle temin ettiği ata tohumlarını bir araya getirdi. Tohum bilgilerini kayıt altına alan çiftçi, tohum ambarı Mengen sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı dağıtım kampanyası kapsamında ata tohumlarını daha fazla yerde yetişmesi için Türkiye genelinde 130 kişiye gönderdi. Çiftçi tohumlar hakkında farkındalık eğitimi verdiği çocuklarla mevsimine göre tohumları toprakla buluşturup onlara doğa sevgisini aşılamayı da amaçlıyor. Tohum ambarı bir sosyal sorumluluk projesi. Atalık tohumların muhafaza edildiği, çoğaltıldığı ve sınırlı bir şekilde yılda bir kere ücretsiz olarak dağıtıldığı, aynı zamanda ücretsiz olarak eğitimlerin verildiği bir eğitim merkezi de diyebiliyoruz. Mengen şehir sınırları içerisinde 471 metrekare bir arazi içerisinde bulunan ambarımızın kendi 30 metrekare ama hayallerinin büyük olduğunu düşünüyorum. Ve burada ektiğimiz tohum filizlerinin gelecekte sağlıklı yaşamımıza dair önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Tohum ambarı Mengen'de şu an 414 çeşit atalık tohumumuz, yani yerel tohumumuz mevcut. Bunların bir kısmı kendi tohumlarımızdan yıllar içerisinde üretmiş olduğumuz ve çoğu kısım ise gönüllüler tarafından ambara gönderilen tohumlar. 161 çocuğa 12 yaş altında farkındalık eğitimi verdik. Bu farkındalık eğitiminde tohum nedir, yerel tohum nasıl alınır, tohumun önemi nedir, sağlıklı yaşam, ekolojik yaşama dair çocuklara ve ebeveynlerine 20-25 dakikalık bir farkındalık eğitimi ardından da ambarın bahçesine mevsimine göre ekim faaliyetleri gerçekleştirdik. Yerel kalkınmanın yani ülke kalkınmasının en önemli etmenlerinden bir tanesi yerel kalkınma olduğu aşikar olduğunu biliyoruz ve bunun için en önemli kaynak da tohum olduğunu görüyoruz. Sağlıklı yarınlara bırakabileceğimiz en büyük miras olarak tanımlayabiliyorum. Bolu'da 7 arkadaşıyla birlikte yayla evinde alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıkan bir genç kız karşısına çıkan yılandan korkarak ormanlık alanda düşüp metrelerce yuvarlandı. Yaralı halde yol kenarında bulunan genç kızın koronavirüs testinin de pozitif olduğu anlaşıldı. Bolu'da annesiyle birlikte yaşayan Ece E. dün akşam saatlerinde 7 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için Çakmaklar Yaylası mevkinde bulunan bir yayla evine gitti. Gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ece E. sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Ece E. yürüyüş yaptığı sırada karşısına çıkan yılandan korkarak yol kenarındaki ormanlık alana doğru koştuğu sırada düşüp metrelerce yuvarlandı. Ayağından yaralanan ve güçlükle yürüyebilen genç kız jandarmayı arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tam olarak anlatamayan Ece E.'nin telefonunun şarjının bitmesi sebebiyle ekipler genç kıza bir daha ulaşamadı. Ece E.'nin telefonunun son sinyal verdiği bölgede AFAD, polis ve jandarma ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Yok AFAD arkadaşım. Kız ambulans gelecek, umudamayız. Sakin olun. AFAD ekiplerinin bölgede bulunan yerleşim alanlarında yaptığı arama çalışması sırasında bir vatandaş yol kenarında yaralı bir kız gördüklerini söyledi. AFAD ekipleri hızla yaralı olduğu söylenilen kızın bulunduğu yere gitti. Vatandaşlar tarafından bulunan genç kızın kaybolan Ece E olduğu tespit edildi. Evet, Çakmaklar Yaylası üzerindeyiz. Yol üzerindeyiz. Tek yol yani, sıkıntı olmaz. Genç kızın ilk durumunu kontrol eden AFAD ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Ayağından yaralanan ve yürümekte güçlük çeken Ece E, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Çok bekledim. Ambulansta kimlik bilgileri üzerinden koronavirüs sorgulaması yapılan genç kızın pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmediği belirlendi. Tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan Ece E.'nin tedavisinin ardından karantina süresi sonuna kadar yurda yerleştirileceği öğrenildi. Vardı, Merve vardı. Erdoğan, Aydın, Merve başka? Ya Metin vardı. Ne, alkol mü aldınız burada? Alkol aldık, sonra ben bu taraftan bir yere yürüyüşe çıktım. Öyle. Ondan sonra bir şey kullandı arkamdan, ayağım kaydı şu tarafa doğru böyle yuvarlandı. Düştüm. Düştüm. Seni almadılar mı? Onlar bilmiyordu zaten yürüyüşe çıktığımı. Sonra aradım. Tek mi çıktın, yanında biri daha var mıydı? Tektim.
Erdoğan'la başka kimse var mıydı erkekte? Metin var falan. Soy isimlerini biliyor mu? Hayır. Ayrıca Ece'ye hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ve karantina kurallarını ihlal etmekten idari işlem yapılırken, genç kızın gece boyunca birlikte olduğu 7 arkadaşına ulaşılması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mersin sahiline telef olmuş yaklaşık 14 metrelik oluklu balina vurdu. Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında beyaz bir balina olduğu tespit edildi. Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi. Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balina, otopsi yapılacağı Mersin Üniversitesi'ne sevki için botla Merkez Yenişehir ilçesindeki kumsala taşındı. Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hem 14 metreyi bulan boyutu hem de ağırlığı nedeniyle kumsaldaki balinayı taşınacağı vinçe yüklemek için yaklaşık 4 saat uğraş verdi. Çalışma sırasında iş makinesine bağlanan halat 2 kez koptu. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı. İlk incelemelere göre boyu 13,5 metre, 14 metre aralığında genç bir birey, hatta yavru bir birey diyebiliriz. Herhangi bir şey yok, yaralanma izi görülmüyor şeyde. Yalnız dediğim gibi bu tür süzerek beslenen bir tür olduğu için, yani denizdeki planktonlarla beslenen, süzerek beslenen bir tür olduğu için bu tür çok sayıda mikroplastik kirliliğine bağlı olarak da çok fazla plastik kirliliğine maruz kalabilir. Yavru bireylerin yani kesin ölüm nedenini bilmemekle birlikte hem mide içeriği hem de bazı anatomik yapılarındaki şeylere bakarak, problemlere bakarak ölüm nedenini belirlemeye çalışacağız. Genel bulgularımız herhangi bir ciddi dış yaralanma izi görünmüyor. Biz Su Ürünleri Fakültesi ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak bir otopsi yapıp daha sonra bunu iskelet sistemini Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilemek amacıyla alacağız. Ve bu işlemlerden sonra da Deniz Canlıları Müzesi'nde bu türümüzü yani oluklu balina türünü insanlara teşhir amacıyla da gezmeleri, görmeleri amacıyla da kullanacağız. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde asırlardır bıçak üretiminin yapıldığı mahallede çekit sesi eksik olmuyor. Osmanlı döneminde ordunun ihtiyacı olan kılıç, süngü gibi savaş malzemelerinin de üretiminin yapıldığı Dibek Köyü Bıçakçılar Mahallesi'nde üretilen ve Evrenya bıçağı olarak satışa sunulan bıçaklar mahalledeki 5 atölyede asırlık ocaklarda yapılıyor. Sabah 07'den akşam saatlerine kadar çekiç sesinin eksik olmadığı mahallede ikamet eden herkes bıçakçılıkla uğraşıyor. İlebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle bu yıl coğrafi işaret alarak tescillenen tüm parçaları el işçiliğiyle yapılan Evrenya bıçağı kalitesiyle öne çıkıyor. Bıçağımız el sanatı, tamamen el dövmesi, tamamen el işi, ata sanatı, ondan sonra atalarımızdan gördüğümüzü, dedelerimizden, babalarımızdan, işte ustalarımızdan gördüğümüzü, biz de onlardan o şekilde gördüğümüz gibi yapıyoruz. Bıçaklarımız, buranın eski adı Teknüz geçiyor. Teknüz bıçağı, Evrenya bıçağı diye tanınır. El dövmesi, el sanatı olduğu için. İşte duyduklarımız atalarımızdan, babam babasına sorarmış, o da babasına sorarmış. Yani bu mesleğin kaç yıl olduğunu bilen yok. Buyur. Bütün mahalle burada bıçakçılık yapıyor. Yani ne yan işleri şöyle, fındık var, ufak bir bahçe, işte bağ bahçe gibi. 3-5 konarısı olan var, işte o işler. Ama çoğu bıraktı. Şu anda burası 12-13 haneydi. 4-5 dükkan kapalı. Şu anda çalışan 5 tane dükkan var. Nasıl anlatayım? Yani dedemin babası bu işi yapıyormuş. Ama ben ona yetişmedim. Dedem yapıyordu. Ondan sonra babam yaptı. Babamdan sonra biz. İşte bizden sonra da artık
çocuklarımız ya yapar ya yapmaz yani. Yani çekiç sesi hiç eksik olmuyordu. Millet çekiç sesine uyanıyordu yani. Burada yetiştirdiğimiz nacak, bıçak, gazal bıçakları falan, kazma tamiratı falan İnebol'da pazarda satıyoruz. Oradan tamir topluyoruz, onları yapıyoruz buralarda. Geçimimizi sağlıyoruz. Atama bekleyen iş ve uğraşı terapisi yani ergoterapi teknikerleri sosyal medya üzerinden bir araya gelerek kamu alımlarında mesleklerine ayrılan kontenjanın artırılmasını istediler. Merhaba, biz iş ve uğraşı terapisi teknikerleriyiz. Branşımız doğuştan hastalık ve kaza sonucu fiziksel, zihinsel, sosyal yeteneklerin azalması veya kaybolması durumunda yeteneklerini ortaya çıkararak veya kişiye yeniden kazandırarak bireyin günlük yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu tedavi ihtiyacı olan birçok birey olmasıyla birlikte pek fazla bilinmemekte. Ve ihtiyaç yeri geldiğinde başka branşlardan karşılanmaktadır. 2 yıllık eğitim sürecini sahada görmüş olduğumuz stajlarla pekiştirmiş ve mesleğimizi icra etmek için girmiş olduğumuz KPSS sınavı sonrası yapılan alımda 12 kişilik kontenjan verilmiş olması bizleri çok üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Branşımız dahil birçok hastalarımız tedavi olmak için memleketlerinden ayrılıp bu tarz tedavileri veren hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar. Ben ve meslektaşlarım memleketimizin her bir köşesinde mesleğimizi icra etmek ve faydalı bir bireyler olmak için beklemekteyiz. Tek isteğimiz branşımız iş ve uğraş terapisi teknikerliğiyle verilen kontenjanların arttırılmasıdır. Emekler görmezden gelinmemeli ve biz gençlerin elinden tutulmalıdır. Engelli bireylerimizi tek günde anımsamak, yanlarında olduğumuzu bir güne sığdırmak asla asla yeterli değildir. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayız. Düzce'de yeni tip koronavirüs kısıtlaması nedeniyle 3. kattaki evinden çıkamayan yaşlı kadın bayram şekeri dolu poşeti iple sarkıtarak komşularının çocuklarını sevindirmeyi ihmal etmedi. Azmi Milli Mahallesi Erden Sokak'ta oturan Sevil Duman, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şeker toplayamayan komşu çocuklarını unutmadı. Kısıtlama nedeniyle kendisi de dışarı çıkamayan Duman, 3. kattaki evinin penceresinden iple içi bayram şekeri olan poşeti sarkıttı. Poşet dolusu şekeri gören çocukların sevinç çığlıkları attıkları o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aşkım. Amasya'da yaşayan 12 yaşındaki Emir Sertuğ Emiroğlu, tek kişilik halk oyunu gösterisi hazırlayıp görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Müzik eşliğindeki görüntülerde yöresel oyunların yanı sıra Şehzadeler Şehri'nin tarihi ve kültürel güzellikleri de yansıtıldı. Öğrenim gördüğü Abdurrahman Kamil Ortaokulu'nun dahil olduğu Sanal Kültür Köprüleri projesi kapsamında derlenen görüntülerin hazırlanmasına öğretmeni Saliha Sarıkaş ve ailesinin de desteği olduğunu anlatan Emiroğlu, "Amacım Amasya oyunlarının öğretilmesi, şehrimizin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarının tanıtımına katkı sağlamaktır." dedi. Öğrendiği oyunları koronavirüs salgını nedeniyle bulunduğu evinde çalışmaya devam eden başarılı öğrenci, arkadaşlarının ve Türkiye'nin bayramını bu renkli görüntülerle kutladığını söyledi. Halk oyunları öğretmeni İbrahim Emiroğlu da oğlunun sergilediği simsim, yanlama ve kasap adlı oyunların yöreye ait binlerce yıllık kültür hazineleri olduğunu vurguladı. Yöresel halk oyunları ile ilgili bir video hazırladım. Bu videonun amacı Amasya'da tarihi, kültürel, turistik yerlerin tanıtılması ve Amasya oyunlarının öğretilmesi. Simsim, yanlama ve kasap. Bu oyunlar hiç durmadan oynanılıyor. Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapan arkadaşlarım ve biz yaşadığımız ilin kültürünü tanıtan videolar hazırladık. Tüm arkadaşlarıma, tüm çocuklara, tüm büyüklerime iyi bayramlar diliyorum. Amasya yöresine ait oyunlardan birinci olarak simsim oyununu, ikinci olarak yanlama oyununu, üçüncü olarak da kasap oyununu icra etmeye çalıştı. Bu oyunlarımız Amasya yöresinin binlerce yıllık kültürüne sahip olan binlerce yıllık gelen oyunlarımızdan hala bugünümüze aktarılmış ve bundan sonra da aktarılacak olan oyunlarımızdan.
Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey özel mağazalarında. Özel mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu özel mağazaları spor haberlerini sunar. Tokyo Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek milli atıcı Çağla Baş, hedeflediği madalyaya ulaşabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceleri olan milli sporcu, haftanın belirli günleri Altınordu ilçesi Durugöl mahallesindeki havalı silahlar atış poligonuna gidiyor. Çağla, Tokyo Paralimpik oyunlarında madalya kazanabilmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Antrenman dışındaki vaktinin büyük bölümünü 4 yaşındaki kızı Elisa Doğa ile geçiren başarılı atıcı evde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çağla Baş, birlikte resim çizdiği, oyunlar oynadığı kızına zaman zaman hikaye kitapları okumayı da ihmal etmiyor. 2009 yılında atıcılık branşına başladım. Ordu'da bir kulüp sayesinde atıcılık branşı yapan arkadaşlarım vardı. Ben de Türkiye Şampiyonası'na katılmayı istedim. İlk Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldum ve milli takıma seçildim. Çok küçük olduğum için gelecek vaat ettiğimi söylediler. 16 yaşındaydım ve ilk Türkiye Şampiyonası'na katılıp Almanya'daki Dünya Kupası'na gittim. Benim için atıcılık serüveni böylece başlamış oldu. Yani şu şekilde çok yoğun bir kamp sürecimiz geçiyor. Olimpiyatlara çok az bir zaman kaldı. Sürekli kamplara gidip geliyoruz. Haftada 3-4 gün burada antrenman yapmaya çalışıyorum. Bütün hayatım zaten kamplarda geçiyor, yurt dışlarında ve yarışmalarda. Hedefim tabii ki olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip her sporcu gibi altın madalyanın sahibi olmak. Yani bunu hangi haline sorarsanız sorun, tarifi çok imkansız bir şey. Yani onun önüne koyabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Sporculuk açısından bakarsanız evet biraz zor, özlem var. Ondan sürekli ayrı kalmak var. Ama benim ailem en büyük destekçim olduğu için gözüm hiçbir zaman arkada kalmıyor. Ben sadece işin özleme kısmıyla ilgileniyorum. Onunla güzel geçiyor. Yani ona örnek olabilmek, ona güzel bir gelecek hazırlıyor olabilmek benim için paha biçilemez bir duygu. O bana birçok şey öğretiyor. Ben ona elimden geldiğince bu yaşıma kadar kazandığım tecrübelerden bir şeyler katmaya çalışıyorum. Birlikte büyüdüğümüze inanıyorum. Kamplarımız çok yoğun bir şekilde ve uzun süreçle çalışma ortamıyla devam ediyor. Hiçbir problem, bir pürüz yok. En iyi şekilde paralimpik oyunlarına hazırlanıyoruz. Kendi adıma çok hazır ve zinde olduğumu düşünüyorum. Her şey yolunda, bir problem yok. Ve paralimpik oyunlara gidip elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası.
yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey Özel Mağazalarında. Özel Mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu Özel Mağazaları spor haberlerini sundu. Ve bu haberimizle birlikte BRTV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Şimdi ise Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden İsrail aynı katil ama Mescid-i Aksa'ya neden saldırdı adlı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. İsrail aynı katil ama Mescid-i Aksa'ya neden saldırdı? İsrail yine saldırdı. Gerekçe ise Jarrah mahallesinde 4 binanın boşaltılarak Yahudi yerleşimcilere verilmesiydi. Filistinliler bu 4 bina sakinleriyle müthiş bir dayanışma oluşturdu ve boşaltma gerçekleştirilemedi. Sonunda burada yükselen tansiyon Mescid-i Aksa'da saldırıya dönüştü. Neden? Niçin peki? Birincisi, İsrail'de Netanyahu hükümet kuramadı ve görev muhalefete verildi. Muhalefet ise bölük pörçük. Netanyahu durur mu? Orantısız güç kullanarak Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısı başlattı. Amaç kitleleri radikalleştirmek ve muhalefetin hükümet kurmasını engellemek. İkincisi ise birkaç yazımda Papa'nın Irak ziyaretine parmak basmıştım. Bunun tesadüfi ve manevi bir ziyaret olmadığını söylemiştim. Papa'nın özellikle Irak Şiileriyle görüşme trafiğine dikkat çekmiş ve tehlikeye vurgu yapmıştım. Düşünün, Arabistan'la İran arasında sözüm ona dostluk rüzgarları esmeye başladı. Henüz bir yıl önce İran Arabistan'a saldıracak mı yoksa denecek kadar düşmanlık varken. Bugün Arabistan Veliaht Prensi Salman İran'a gülücükler gönderiyor, iyi ilişkiler kurmaktan bahsediyor. Tahran'sa bu sözleri memnuniyetle karşıladığını sırıtarak dile getiriyor. Bu durumun İsrail'in saldırmasıyla alakası ne diyebilirsiniz. Bölgede Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve bu ülkelerin iki prensi İsrail'in gözdesi, fahri elçisi ve güvencesi gibi. Bunu artık Sağır Sultan bile biliyor. Hatırlayın, Trump'ın damadı radikal Yahudi, Kushner'in Prens Salman ve Prens Zayed'le nasıl sıkı fıkı ve kanka gibi olduklarını, İsrail'le başlayan diplomasiyi, karşılıklı elçilik açılmalarını, uçak seferleri başlatılması ve Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrailli diplomatlar arasında karşılıklı ziyaretler. Hal böyleyken İran ve İsrail'in onulmaz husumetini ve dolayısıyla da her kaydı şart altında Filistin'e destek vermişliğini düşünürsek, başlatılan bu ilişki ve görüşmelerin İran'ı suspus ettiği, İsrail'in ise azgın iştahını kabartarak vahşet konusunda nasıl cesaretlendirildiğini görmemek için kör olmak lazım. Başka bir husus, 2013'ten beri görevde olan Katar Maliye Bakanı'nın yolsuzluk ve benzeri gibi iddialarla azledilmesi. Bu adamın İhvan'a yakın olduğunu, sempati duyduğunu bölgede herkes bilir. İhvan'ın ise Filistin davasına hassasiyet ve duyarlılığı herkesin malumu. Tüm bu gelişmeler Papa ziyareti sonrası görüldü, yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmeler mütecaviz, hırsız, katil, gözü dönmüş devlet İsrail'i daha da cesaretlendirdi. Üstüne üstlük İsrail'de yukarıda bahsettiğim siyasi belirsizlik, kaos ve istikrarsızlık da eklenince İsrail eşkıyalığa başladı ve tek adres Filistin'e saldırdı. İran'ın yapmacık kınaması, Arap ülkelerinin suspusluğu, Arap Birliği'nin sonuçsuz toplantısı, Avrupa Birliği gibi güya insan hakları havarisi kesilenlerin konu Filistin olunca sesini bile çıkartmamaları, Amerika'nın İsrail'i kınamak yerine Filistinlileri kınaması sonrası
Türkiye ve Erdoğan'ın gösterdiği tepki çok önemli ve anlamlıdır. Herkesi bir şekilde arka kapı görüşmelerle, tehdit, şantaj ve rüşvetlerle susturabilen İsrail'e Türkiye'den net, açık ve şiddetli bir kınama gelmesi, Filistinlilere aleni ve aşikare bir desteğin dile getirilmesi, İsrail ve Yahudileri kudurtuyor. Netanyahu'nun oğlunun sosyal medya paylaşımlarında Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alması, Erdoğan'ın söz ve söylemlerine minicik beyni ve kalıtsal caniliğiyle cevap vermeye çalışması bu hazımsızlığın bariz göstergesidir. Kürdistan görseli paylaşıyor. Yahu, ufaklık, çocuk, Junior Netanyahu, bu ülke, yani ülkemiz, Türkiye senin paylaştığın gibi nice paçavraları yırtıp attı. Minicik kuş kadar beyninle sen Türkiye'ye kafa tutmaya, karşılık vermeye mi çalışıyoruz? İt yürür, Türkiye yürür. Şu unutulmasın, bugüne kadar İsrail topraklarını arttırdı. Hem de gasp ederek, işgal ederek ve canice. Ama İsrail'in nüfusu artmıyor. Buna mukabil Filistin'in nüfusu hızla artıyor. Çok yakında azınlık devletine dönüşeceksiniz. Hele de yeni nesil ve ya da veya Z kuşağı Yahudilerin Filistin-Kudüs meselesine çok daha farklı, relax, dünyasalcı, eşitlikçi baktığını düşünürsek, önümüzdeki zaman kesitinde zulmünüz yanınıza kar kalmayacaktır. Not olarak, yazıyı yayına verecekken İsrail-Filistin ekseninden çeşitli haberler görüntülü şekilde medyaya düşüyordu. Atılan roketler, füzeler ve saldırılardan bahsediliyordu. Bu nedenle yarından itibaren İsrail'de bütün okulların kapatılma kararı alındığı söylendi. Ve bu haberler manidardır ki genelde İsrail kaynaklı. Ve biraz önce yani 11 Mayıs gecesi saatler 24'e gelirken bir son dakika haberi düştü. İsrail'de Lot Belediye Başkanı şöyle diyordu. Şehrin kontrolünü yitirdik. Sokaklarda Araplarla Yahudi sağcılar arasında çatışma yaşanıyor. İç savaşa dönüşmemesi için ordunun müdahale etmesi lazım. Düşen haberlere bakınca ve bunların genelde İsrail menşeli olduğunu görünce, belediye başkanının da orduyu daveti üzerine tedirgin edici bir hava hissediyor. Sanki İsrail bir plan yapmış, geniş kapsamlı, kanlı, topyekün bir saldırı planı. Bu haberlerle de küresel boyutlu bir algı operasyonuyla kamuoyunu hazırlıyorlar. Adeta, bakın bakın, asıl orantısız güç kullananlar Araplar ve biz de mecburen savunma hakkımızı kullanarak iç çatışma ve Arap-Filistin saldırısını önlemek için orduyu harekete geçirdik, diyecekler. İsrail'in kontrolü kaybetmesi, şehirlerinin Filistinliler Araplarca ele geçirilmesi, İsrail güçlerinin mukavemet edememesi gibi bir durum bana hiç mi hiç mantıklı gelmiyor. Ve antiparantez, geçen gün Kudüs saldırıları esnasında İsrail askerlerinin sanki organize şekilde Araplara ölüm sloganı atması da ayrı bir tedirginlik sebebi. Tipik Yahudi taktiği. Önce mağduru oyna, kamuoyunu hazırla, cümle alemi yanına çek ve sonra acımasızca, canice saldır. Burnuma pis kokular geliyor. İsrail'in geçmiş katliamlarını da düşününce normal değil. Bu durum hiç normal değil. Bir sonraki bir porta yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.